Zeynep. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün size kalem kutu koleksiyonumu göstereceğim. Acaba nelermiş? Bu arada bu kalem kutu ikinci videom. Önceden de çekmiştim. Ve bu diğer yarısı. Daha çok var aslında. Bölüm bölüm yapmak istediğim için yarısını gösteriyorum. Onun için böyle bölüm bölüm çekmeye karar verdim. Belki üçüncüsü de gelebilir. Hadi o zaman arkadaşlar bunları öğrenmek için başlıyoruz. Şimdi en son aldığım kalem kutuyu göstereceğim. Tabii ki de bu. İki gözlü olan. Kırtasiyeden almıştım. Burada adım ve soyadım yazıyor. İki gözlü. Hem burası açılıyor. Arkasını çevirince de burası da açılıyor. Aslında buraya kalem koyulabilir ama buraya konulmuyor. Neden bilmiyorum. Ben şuraya koyalım. Bunu da annem yapmıştı. Açılıyor. İçinde bir sürü rengarenk kurşun kalemlerim var. Çok tatlı havuç rengi. Bunu da size ikinci sınıfa geçerken okul alışverişimde göstermiştim. Sofyalı bir kalem kutu. Bunun içi çok büyük. Hatta buradan da taşıyabiliyoruz. Üstünde de Sofya resmi var. Bu da Woohoo Box'tan çıkan flamingolu bir kalem kutu. Arkadaşlar bunun kirlendiği çok belli oluyor. Neden? Çünkü ben bunu alır almaz kullandım ve içine kalem tıraşımdan çıkan tozlar döküldü. Ama çok tatlı. Bunun içini sudan geçirmek gerekiyor sadece. Kirlendi diye üzülmeyin. İşte dev kalemimiz burada. Bu bir dev kalem kutu. Ben bunu videodan önce deneme olarak yapmıştım. Şu şekilde şuradan açılıyor. Bu sanırım Pringles kutusundan yapılmıştı. Evet. Ben bunu boyayarak yaptım. Siz bence kağıtla kaplayın. Çünkü bir günün içinde oluyor. Çok uzun bir süre. Şimdi bu kalem kutuya geçelim. Bu annemin küçüklüğünden kalma. Çok tatlı. İki gözlü. Buraya boya kalemlerimi koyuyordum. Burası da açılıyor. Buraya da silgilerimizi falan, kalem tıraşlarımızı, buraya da kalemlerimizi koyuyoruz. Çok kullanışlı bir şey. Aslında ben eskiden böyle kalem kutuların olduğunu hiç düşünmemiştim. Böyle bunun gibi normal ama bunun fermuarlısı gibi düşünmüştüm. Ama hiç de düşündüğüm gibi çıkmadı. Ben bunu birinci sınıfta çok fazla kullandım. Bu aralar fazla kullanmadığım için yıkamadık ve birazcık kirlenmiş. Ben bunu hatıra olarak saklayacağım. Üstünde de mor desenler ve iki tane de kız var. Bunu da size okul alışverişinde göstermiştim. Çantamı ve beslenme çantamı da alırken gösteriyordum. Hatırlıyorsanız. Tabii ki de yaz tatilindeydi. Yine buradan tutmalı gibi. Aynısı. Winx'li. Kabartmalı tabii ki de. Şurada da Winx logosu var. Üstünde de Bloom karakteri var. Şimdi bu kalem kutuya geçelim. Bu çok eski bir kalem kutu. Birinci sınıfta silgilerimi falan koyuyordum. Aslında bunun çok tüylenmesi gerekiyordu. Ama yani güzel yerlerde sakladığım için böyle oldu. Üstünde de kimin olduğu belli olsun diye annem de ezel yazmış. Böyle olunca tabii ki de kimin olduğu belli oluyor. Bunu da ben yaptım. Ben bunu kullanmaya kıyamıyorum hemen bir yerleri yırtılır diye. O yüzden böyle süs olarak koyuyorum. Çünkü ben bazı şeylere kıyamıyorum. Arkadaşlar hatta bunun yapımını izlemek istiyorsanız buradaki i işaretine tıklayabilirsiniz. Çok tatlı pandalı. Yapım aşamalarını izlerseniz siz de yapabilirsiniz. Kalem kutusunu yapıp üstünü farklı hayvan karakteri de yapabilirsiniz isterseniz. Kendi hayal gücünüze bağlı. Bu da Woohoo Box'tan çıkmıştı. Şu şekilde. Bu
tarafa silgilerimi falan koyuyorum. Bu tarafı da kurşun kalemlerimi falan. Çok kullanışlı. Şöyle durunca da Chelsea'ler için bir sıra gibi oluyor. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şimdi bu panda elleriyle burada duruyor. Şimdi bunu da böyle yapınca panda aşağıya düşüyor. Bunu da annem yapmıştı. Balerin var üstünde. Çok eski. Şu şekilde çok kullandığım için birazcık kirlenmiş. Hatta şunun kurdelası da çıkmış. Ama bir şey olmaz. Benim için hatıra olması önemli. Bunlar da çok güzel arkadaşlar. Benim bugünlük videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz benim butona tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.